Herkes selam, herkese selam arkadaşlar hepiniz tekrardan yepyeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda ne yapıyoruz? Bu videoda size hesabımın en son halini göstereceğim size. Yani hesabımı tanıtıyorum diyebiliriz buna. Hesapta baya değişiklikler yaptım. Hani bir önceki videoda çektiğim şeylerden baya bir şeyler değiştirdim. Bazı arabaları sildim. Bazı arabaları değiştirdim. Baya bir şeyler yaptım. Şu anda gördüğünüz... Of. of... Şu anda gördüğünüz bu arabada yaptığım son aracım. Ve şu ana kadar hesabımdaki en değişik, en güzel araçlarından birisi bu. Bugün baştan sonra hesabımda ne var ne yok, neler açık neler kapalı hepsini tek tek göstereceğim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda ne olsun bunu yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Oyun kaçtır donuyor bak. Sıkıntı çıkacak en sonunda. En iyisi oyun daha fazla kendinden geçmeden şu hesabı incelemeye bir geçelim. lobiye bir gidelim. Hesaba ilk geldiğimizde şu arabayı görüyorsunuz. Bu arabayı mesela bir göstereyim. Bu araba en son yaptığım araba hatta daha dün yaptım bu arabayı. Topluluk kısmında da paylaşmıştım. Hep herkes sevmiş. Bayağı hoşunuza gitmiş. Yaptığım en değişik araba bu oldu. Neden diye sorarsanız çünkü sanki e, araba kağıda çizilmiş gibi. Hani çizimli şekilde hakiki çizimli araba bu. Hani cidden ismin hakkını veren çizimli araba budur. Böyle bir araba yaptık. Tekelen de beyaz yaptım. Daha şık gözüktü. Daha böyle çizimli bir arabaya dönüştü. Bu arabamız bu şekildeydi. Hesabımda 6 milyon para ve 13 bin coin'im var. Ranklara geldikten sonra rankı ne kadar kasarsam kasayım değişmiyor. Çünkü YouTuber rankı olduğu için hani istersen King rankta olayım. istersen en düşük rankta olayım. Hiçbir şekilde değişmiyor. O yüzden rank kasmayı sevmiyorum. Zaten bir değişimde olmayacağı için de görev falan yapmıyorum. Rankım YouTuber rankında kalıyor. Onun dışında onun dışında hesabım bu taraflarına baktıktan sonra burada açılmayan şeylerim bir yeni gelen güncellemeler şunlar vardı. Bunları açmadım. Pek hoşuma gitmedi. İşte şu kafalık falan var. Bunları pek kullanmıyorum. Zaten ben kullandığım belli başlı kombinler var. Onun dışında öyle hepsini açmayı harcamayı sevmiyorum. O yüzden bu şekilde <laughs> karakterlerimiz var. Şimdi geldik arabalara. En merak ettiğiniz arabalara. Hesabda şu anda 76 tane arabam var. Hepsini tek tek göstermek gerekse baştan bir başlayalım. Baştan şu şekilde bir e, lada var. Bunu ben yapacağım. Bunu pazardan satın almıştım tamponları olmadığı için bir şey yapacaktım. Bir modifiye yapacaktım. O öyle kalmış. bayağı unuttum ben bu arabayı. Video açınca aklıma geldi. Bu arabayı güzel hoş bir şekilde modifiye yapacağım. Modifiye fikirleriniz varsa eğer modifiye yapmam arabalar varsa Instagram'da Instagram açıklama kısmına gelip orada bana abi bu arabayı yapabilirsin gibi fikirlerle arabalarınızın fotoğrafını atabilirsiniz. Böyle bir şey var. Geldik Honda Civic'e. Bununla değişecektim. Hatta yapmaya başladım. Bir ara bıraktım bunu. Bakın hatta gördüğünüz gibi şu şekilde bir çizim yapmışım. Bu aracı almamdaki en büyük sebep bu tamponları vesaire yoktu. Bu tamponlar işte body falan yoktu. Sadece sadece şuradaki demir için almıştım. Game bunun demirini yapmışlar. Demir çok hoşuma gitti. arabada da cuk oturmuş cidden yani bayağı oturmuş. Sadece şurada işte birkaç içine göçme falan var. Bunu da stickerla halledeceğim. Stickerla siyah şey yaptık mı düzelir bu Buna ne modif yapacağım aklımda hiçbir fikrim yok. Sadece bakın şu ikisini yapmışım. Şu bunu yapmışım. Onun dışında başka da bir şey yapmamışım. bunlarda da varsa atabilirsiniz bana bakalım. <laughs> Onun dışında geldik ilk Game Guardian bu. Bundaki şey Game Guardian'da yapılmış. Hani buradaki lastik yazısı Game Guardian'la yapılmış yapılmış. Zaten renk tonuna baktıktan sonra ufak bir bakın şuralarda bir açılma var. Buralara doğru kararma gidiyor. Yani bu Game garden yapıldığının göstergesi. Ya açıkçası burada çizim çok beni ilgilendirmedi. Beni ilgilendiren asıl şey bu tekerlerin olması. Bunda bir takipçim vermişti. Renkli tekerlik çıktığı zamanlar. Bayağı güzel yani seviyorum. Hoşuma gidiyor. Tekerleri falan çok güzel olmuş. Bu da böyle bir şeydi. Geldik Tofaş'a. Evet. Tofaş ne değişiklikler yapacaktım. Öyle yerde kalmış. İzmir içine falan çevirecektim. Tofaş üzerine geldiğim zaman genelde baktığın zaman şöyle bir koni. Tamponu görüyorsunuz. Tamponu Tofaş tamponuna bayağı bir benzetmeye çalıştım. Elimden geldiği kadar en fazla bu kadar oldu. Aracın en sevdiğim özelliklerinden birisi de şuradaki demiri. Bu Game Gear'dan yapılıyor ve yani bu Tofaş'a cidden tam oturuyor bu. Bunu biliyorsunuz bu bir jip var. Pickup var. Onun üzerine konulan bir şey. Ama bunu Tofaş'a yolladığı zaman bence Tofaş'a daha güzel duruyor. Hani normalde bunun çizimini yaparlar. Bunu çizerler falan. Ama böyle 3 boyutlu görünmesi bence daha güzel. Bu da böyle bir şeydi. Tofaşımız da bu şekilde. arabayı video için almıştı. Bunu geçebiliriz. Geldik benim meşhur transte. Benim çoğunuz bu arabayla tanıdığınız eminim. Bunu ben birisine satmıştım en son. Proje farklı yapacaktım. Farklı bir şey yapacaktım. O da çok güzel gidiyordu hani böyle hiç yapmadığım bir şey yapıyordum. Sonra hesabı kaydettim. Bilgisayardan girdim bir baktım bu geldi. Dedim böyle kalsın yani. Ben bu arabayla bu arabayla çünkü bayağı uğraşmıştım. Hele ki şu stickerları Zaten arabanın asıl amacı şu arkadaki stickerları Şu bıyık, şu AKM şeklindeki illegal yazısı falan. Ya bu bu basit. Şu basit. Şu biraz bir tık orantısı biraz zorladı. Ama araba en çok uğraştan tabii ki şu bıyık ve şu AKM. Aracımızda port bagajımız var. Şu yandaki camları da beni, beni bayağı bayağı uğraştırdı bu. Çünkü yani biraz zor oldu yapması. Hatta bakarsanız şöyle çatlak detaylar falan da vermişim. Arabada başka sticker olarak şöyle bir pekmen yaptım. boş yani dursun, boş kalmasın diye böyle bir de telefon şarj yüzdesi falan yaptım. Güzel durdu. Önüne geldikten sonra önümüzde ne var? Şöyle dört tane hella koymuşum. Ufakta bir karlık yapmışım ki güzel olmuş bu. Aracı normalde basacaktım araç normalde basık olacaktı fakat diritarlı olduğu için bu şekilde bir süspansiyon ayarı kaldı güzel de dönüyor hızla dönüyor bu da böyle bir arabaydı bunu biliyorsunuz bu zaten illegal bir araba bunun üzerinde yazılan yazılar şeye baktığınız zaman ne olacağını biliyorsunuz zaten videosunu göstermiştim pazardan full, hesabı fullediğim videodan kalan bir hamır. bunu bu şekilde bastım tamponlarını bu şekilde yaptım biraz daha değişik durdu. estetik durdu güzel durdu. Bunda tabii ki asıl özelliği burada gördüğünüz Silvia çizimi. Güzel bu da yani hoş çizim. Üstüne bu demir attıktan sonra daha bir güzel durdu. Yani seviyorum. Hoş bir araba. Geldik hesabın en 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 eski tarafına. Recep İvedik çizimi zaten en eski olduğuna görürsünüz. Bakın zaten renk tonlarını bile erleyememişim. Şunu baştan saymamışım. Şurada kalıntılar falan var. Bu araba nerede aklıma geldi hiç bilmiyorum biliyor musun Sadece benim amacım şu Recep İvedik çizmekti. Bunun resmine baka baka yaptım bunu. Sonra baktığım araba böyle bir boş durdu. Böyle bir kötü geldi gözüme. Hemen gömleğiyle pantolon rengini yani burası pantolonuymuş işte burası gömleğiymiş falan. Bu şekilde bir araba çıkarttım. İlk nadir ilk nadir jantlı arabam da budur. Hesabımın en 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 eski arabası da budur. Geldik yine yarım kalmış bir projeye. Bunun tamponları yoktu. Bak gözde gibi arka tampon yok. Ön tamponu da yoktu. Sonra Need for Speed'in yeni oyun çıkınca ana arabası olarak bu Mercedes'i yapmışlar. Böyle siyah beyaz şeklinde. Şuralarını yapmışım, her şeysini yapmışım. Bir yazıları falan kalmış. Onları da yapmamışım. Bu şekilde bir yarım kalan bir proje. Bunu yaparsak güzel olabilir aslında. Yani aklımda o Need for Speed'deki arabayı yapmak var. Hazır tamponu da arkasında yokken dedim böyle bir şey yapalım. Boş boş duracağını hiç olmazsa güzel bir estetik dursun dedim. Bu da böyle bir araba. Ondan sonra geldik sadece benim yaptığım bir arabaya. Bu arabayı başka bir yerde göremezsiniz arkadaşlar. Hiç kimse Türkan Şuray resmini çizmemiştir arabasını. Ama ben çizdim. Ve Benzedi de açıkçası bir resmi vardı onun o resmi bulursam koyardım ekrana o resmine baka baka artık bu sonuç çıktı ki güzel oldu bence biraz da benzeri andırıyor yani bu şu tarafı biraz andırıyor şu tarafla alakası yok da şöyle kapattı sonra şu dudak kısmı çok güzel olmuş bu arada Durağı parlatıcı falan bile sürmüş dudağı daha ne yapayım ben hani o zamanki modifiye çizimimle o zamanki çizim yeteneğimle bu zamanki çizim yeteneğim çok farklı olduğu için o zaman elimden bu gelmiş ki gayet güzel bence gayet güzel. Ya bu arabada eski arabalardan birisi geldik etiket arabama bu etiket araba dediğime bakmayın cidden etiket bu arada bunun asıl amacı şurada gördüğünüz kaputundan aynalarını iki çeşit bayrak yaptım biri İtalya birisi de Fransa olmak şeklinde iki çeşit bayrak yaptım aynalarını burada da Türk bayrağı sallanıyor ee, baktığınız zaman burada bir sürü etiket görebiliyorsunuz böyle full bunu ben yaptım bu arada böyle full bir e, bayağı bir etiket var bu arabada ya çok fazla etiket var. Bayağı GD, GDM'den tut işte Japon bayrağına kadar bayağı yani genelde Japonla Çınarlıklı olarak yaptım bunu bu şekilde de hani önüme hangi etiket gelirse onları bastım işte arabaya.